Şimdi sizleri Almanya'da kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı renkli futbol turnuvası görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Bu görüntüler Almanya'da International Küfman ve Partner U10 Kupası'ndan. Anadolu Türk Spor Kulübü ile FC Mönchengladbach Kulübü'nün işbirliğiyle düzenlenen kupa turnuvası şenliği coşku dolu görüntülere sahne oldu. Barbaros meydanında dün gibi sevda, derin bir nefes çektik atla sahada. Bir umudum sensin, anlıyor musun? Hayat yaşanmıyor ki senle olmadan. Beşiktaş seninle ölmeye geldi, Beşiktaş. Türkiye'den Beşiktaş, Almanya'dan Anadolu Türk Spor olmak üzere turnuvaya ikisi Türk, toplam 114 takım katıldı. Altın Kupa'da birinciliği Arsenal London, ikinciliği TSV Mainz, üçüncülüğü Bayer, dördüncülüğü ise Leverkusen alırken, gümüş kupaları Fortuna Düsseldorf, Slovan Bratislava ve BSV Kopenhagen takımları kazandı. Anadolu Türk Spor Başkanı Sadık Deveci, altyapı sorumlusu Bülent Alat ve Beşiktaş U10 antrenörü Halil İbrahim Toy, etkinlikten çok memnun kaldıklarını, gelecek yıl Haziran ayı için şimdiden takımlarının müracaatlarını yaptırdıklarını belirtti. Krefeld'de gerçekten muhteşem bir dostluk var. İnternasyonal dostluğu. Çocuklarımızı, gençlerimizi dünyanın her köşesinden bugün 11 ve 12 yaşları arasındaki çocuklar bugün burada güzel bir turnuvaya katılıyorlar. Ve tabii ev sahipliği yapan Anadolu Türk Spor'un kulübünün başkanı Sadık Deveci. Sadık Deveci, merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, sağ olun. Güzel bir çalışma içerisindesiniz. Evet, çok güzel bir çalışma oldu. Anadolu Türk Spor'un kuruluşundan bu tarafa, 1977'den bu tarafa en büyük bir turnuva düzenlendi. Bu turnuvanın amacı bütün spor cemiyetini yan yana getirmek, bu insanlar birbirine kaynaştırmak ve dostluk kurmak. Biz de bir Türk kulübü olarak böyle bir organizasyonu yapıldı. Ve bu organizasyonu yapan bizim Anadolu Türk Spor'un çalışan arkadaşlarımız çok büyük bir emek harcadılar. Başta Bülent Alat olmak üzere, Ayhan Erohan olmak üzere, Mehmet Altan olmak üzere bu arkadaşlarımız çok büyük bir çaba harcadılar bu organizasyonu yapmak için. Çok büyük emek verdiler. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar insanı yan yana getirdi. Şu anda görüyorsunuz çok güzel bir ortam, bir panayır gibi. Her türlü memleketten, Hollanda'dan, Belçika'dan, Danimarka'dan, Türkiye'den, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İngiltere'den bir sürü takımlar geldi. 35 tane takım geldi buraya. Yani bu kadar yurt dışından gelen ve Almanya'dan gelen takımların katılmasıyla köklü takım, Dortmund, Bayern München, Leverkusen, Hamburg gibi takımların yugurtlarının buraya gelip burada bir spor şöleni yapılması çok güzel bir olay, çok güzel bir duygu oldu. Bunu yaşatan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Buradaki amacımız dediğimiz gibi biz de 1977'den beri Almanya'nın en köklü bir kulübüyüz. Ve bu çalışmaların yani buradaki arkadaşlarımıza çok büyük bir iş düştü. Yani böyle bir organizasyonu yapmak veya bu kadar takımı yan yana getirebilmek çok bir zor bir olaydı. Arkadaşlarımız bunu başardılar, kulüp olarak başardılar ve insanların bu kadar yan yana gelmesi, bu kadar şu anki yani spor ortamının ne kadar güzel bir duygu olduğunu şu anda gördük yani yaşadık. Yani bu kadar büyük takımların buraya gelip bu kadar spor yapmaları, bu kadar insanların bir Türk kulübünün organizasyonu altında spor yapmaları çok güzel bir olaydı bizim için. Yani çok duygulandık. Biz burada olmaktan çok mutluyuz. Hem bize burada çok iyi davranıyorlar. Hem hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz bizi buraya kadar getirdikleri için. Biz burada çok büyük tecrübeler kazandık. Gruptan da birinci olarak çıktık. Çok mutluyuz. Almanya'da olmaktan çok mutluyuz. Aileler bize çok güzel bakıyor. Kulübümüze teşekkür ediyoruz bizi buralara kadar getirdikleri için. Evet, Beşiktaş'ın tabii hocası da yanında. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. 10 yaş grubunun antrenörüyüm. Aynı zamanda Beşiktaş'ta scout antrenörlük yapıyorum. Bu tür organizasyonlar bizim çocuklarımıza inanılmaz tecrübe katıyor.
Altyapı koordinatörümüz Emrah Bayraktar'a çok çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimizle çok ilgileniyor, çok geleceğe onun sayesinde çok güvenle bakabiliyoruz. Aynı zamanda bizi burada davet edip ağırlayan, çocuklarımızı bağrına basan Krefeld Anadolu Türk Spor Kulübü'nün başkanına, yöneticisine, antrenörüne çok çok teşekkür ederiz. Gurbetçiler burada çocuklarımızı bağrına bastı. Çok mutluyuz. Çok duygusal anlar yaşadık burada. Türk bayrağıyla, Beşiktaş bayrağıyla yan yana çok güzel anlar yaşadık. Çok mutluyuz. Onun haricinde başka ülkeden gelen takımlar evet, var. Onlarla iç içe oynamak nasıl bir duygu? Ya futbol, biliyorsunuz futbol bütün her yerde futbol. Her yerde top yuvarlak. İnsanlar burada barış içinde. Çocuklar, dünya çocukları burada el ele, gönül gönüle. Evet, futbol oynamak ama amaç tanışmak, kaynaşmak, dünya çocuklarının kaynaşması. Ya büyük tecrübeler kazandık burada. Çok mutlu olduk. Çok mutluyuz burada olmaktan. Çek! Çek! Bravo! Böyle kupa kaldırdınız mı? Evet, kaldırdık. Yani şimdi biz de Anadolu Türk Spor'da epey bir şampiyonluklar yaşadık. Kupalar kaldırdık. Salon turnuvalarında şampiyon olduk. Geçen sene bizim Christ'ta şampiyon olduk. Yani epey kupalar aldık yani bu zaman zarfı içinde. Tabii güzel bir duygu bu. Kupaları almak çok güzel bir duygu. Evet. O kupayı elinize aldığınızda büyük heyecan, büyük heyecan diyoruz. Çünkü bütün bu kupayı aldığımız zaman bütün yapılan yorgunluklar bir anda bitmiş oluyor. Güzel bir an, güzel bir duygu olmuş oluyor. Dostluğa imza attınız bugün Anadolu Türk Spor Yönetim Kurulu olarak. Evet, güzel bir yorgunluk. Yani yorgunuz ama güzel bir yorgunluk oldu. Sevinçliyiz. Avrupa'nın en büyük turnuvalarından birini organize ettik burada sahamızda. Büyük Avrupa'nın büyük takımları hepsi buradaydı. Çok keyifli geçti. Güzel geçti. Sevinçliyiz. Bizim için ev sahipliği yapmak önemliydi. Onu da güzel yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü bütün kulüplerin antrenörleri ve sorumluları hepsi tek tek teşekkür ettiler. Seneye de tekrar geleceklerini söylediler. O yüzden memnunum. Böyle bir organizasyon yoktu şimdiye kadar. Ufak tefek yapıldı bazı kulüplerden, büyük kulüplerden ama bu çapta yapılmadı. Biz tabii 4 kulüp Alman kulüpleriyle birlikte bunu ortaklaşa yaptık bugün ve 114 takım oldu. Bu çapta olmadı şimdiye kadar. Bu ilk defa böyle oluyor. Onun için içinde de biz olduğumuz için çok mutluyuz. Yaylanın genel müdürü Ethem Çolakoğlu efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Görüyorum yanınızda başkanla berabersiniz. Evet. Başkanımız olduğu sürece biz de desteğimizi her zaman vermeye hazırız. Ben bu organizasyon için emeği geçenlere teşekkür edeyim. Gerçekten insan baktığı zaman gurur duyuyor. Yani istendikten sonra, çalışıldıktan sonra gerçekten güzel şeyler yapılabiliyor. Başkana buradan teşekkür ediyorum. Ben böyle bir şey beklemiyordum, geldim. Gerçekten çok şaşırdım. Avrupa'nın bütün tanınmış kulüpleri burada. Güzel bir organizasyon, baktığınız zaman her şey dört dörtlük yürüyor. Biz burada sadece ufak bir katkı sağlıyoruz, çok ufak bir katkı. Bu emeği de katkısız bırakmak zaten olmazdı, bize de yakışmazdı. Yaylı olarak biz iyiyiz, işimizi yapmaya çalışıyoruz. Daima en iyisini halkımıza yedirmeye çalışıyoruz. Biraz yoğun bir dönemden geçiyoruz. İnşaatımızı yapıyoruz, ofisimizi yapıyoruz. Biliyorsunuz Yayla grubu yıllardan beri bize çok büyük destekler verdi. Daha önceden de uzun yıllar beraber Anadolu Türk Sporu'nda beraber çalıştık. Ve Ethem arkadaşımız da bize çok büyük destekler verdi ve vermeye de devam ediyor. Bu desteklerden dolayı Yayla grubuna ve kendisinin şahsına çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Başarıların olabilmesi için sadece bizim çalışmamız yetmiyor. Derneklerimizin, iş adamlarımızın hizmetleri de çok önemli. Ve Yayla ve Yayla grubundaki arkadaşlarımız yıllardan beri bize hizmetlerini verdiler, vermeye devam ediyorlar. Biz yalnız olmadığımız sürece biz her zaman biz varız, razıyız. Bu işler bir kişiyle olmuyor dediğim gibi. Ekip çalışması, destek olduğu sürece biz her zaman varız ve desteklerini bekliyoruz.